Yaşasın Ankaralı! Yaşasın! Çok yaşa! Yaşasın! Çok yaşa! Yaşasın Ankaralı! Çok yaşa! Yaşasın Anga Kralı. Çok yaşa. 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 Sanırım Anga Krallığı tacını takmaya hakkı olan bir tek kişi var. Ve bence o kesinlikle benim karnım, öyle değil mi? Kendi halkı için ölmeyi bile göze aldı. Tam 21 gün Karn. 21 gün boyunca durdurak bilmeden savaştın. Bu kadar savaşmak yetmez mi? İnsanların mutluluğuna bir baksana. Anga halkı bugün hiç olmadığı kadar mutlu. Bu mutluluk için sadece 21 gün değil, 21 sene bile savaşmak az gelir. Çok iyi bir iş çıkardın, Karn. Çünkü ben savaşmak için eğitim aldım. Artık çok zorlu bir savaşçı olduğuna hiç şüphem yok. Bu zamana kadar senin kadar iyi ve inatçı biriyle hiç savaşmamıştım. Senin gibi büyük bir savaşçı tarafından yenilmek hakaret değil, gurur duyulacak bir şey. Dünya Jarasandayı şimdiye kadarki en iyi savaşçı olarak kabul ediyor. Ama birçok insan gerçeği bilmiyor. Jarasanda sadece güce güvenir. Sen sadece Anga'nın sorunlarını çözmekle kalmadın. Aynı zamanda Jarasanda'nın saygısını da kazandın. Magad'ın dostluğunu kabul et lütfen. Ben de dostluğun simgesi olarak size Magad'ın Malini şehrini hediye ediyorum. Hayır, bunu kabul etmem mümkün değil Magad Kralı.
Ben Anga'nın kralıyım. Bu Anga halkına saygısızlık olur. Bu yüzden hediyeni kabul edemem Magad kralı. Ganga'nın oğlu Bhishma. Söylesene, bu değerli hazineyi nereden buldun? Kılıfında başka silahlarında var mı? Söyle Anga kralı, senin için ne yapabilirim? Anga halkına yaşama hakkı tanıyabilirsin. Bu yüzden de yaptırdığın barajı yıkmak istiyorum. Çünkü Anga halkını sefalete mahkum ediyor. Anga kralı, bu baraj sadece Anga'nın gelişmesinin kaynağı değil. Eğer bu baraja bir şey olursa, Magad çok önemli bir hayat kaynağını kaybetmiş olur. Bu söylediğinin benim isteğimle bir ilgisi yok. Baraj senelerdir Anga'nın gelişmesini engelliyor. Bu savaşı ben kazandığıma göre şartları da ben koyarım, öyle değil mi? Hepsi bu. Okçuluk becerinin yanı sıra siyaset yapmakta da çok ustasın. Tamam. Ama buna karşılık benim de bir şartım var. Mutlaka sana ihtiyaç duyacağım zamanlar olacaktır. Öyle bir durumda bana yardım etmeye geleceksin. Tamam, bu şartını kabul ediyorum. Öyleyse sana söz veriyorum. Sen bana yardım ettiğin sürece, ne zaman bana ihtiyacın olursa olsun sana yardım edeceğim. Peki bu barajı ne zaman yıkacaksın? Barajı yıkmak için senin atacağın tek bir ok bile yeterli Anga kralı. Anga halkı, Magad kralına göre benim atacağım tek bir ok bile bu barajı yıkmaya yetermiş. Ama ben sizden başka bir şey istiyorum. Senelerdir süren susuzluğunuza son vermek için bu barajı siz yıkacaksınız. Şu anda acı kaderiniz tam karşınızda duruyor. Onu yıkmanın vakti geldi. Ellerinizi yumruk yapın ve gidip o barajı kendi ellerinizle yerle bir edin. Çünkü o yıllardır sizin susuz kalmanızın nedeni. Daha ne duruyorsunuz? Şimdi hemen gidip o barajı yerle bir edin. Artık hiçbir şey Anga'nın gelişmesine engel olamaz. Bu yüzden hepiniz yeni hayatınıza hoş geldiniz. Hadi gidip yıkın şu barajı! Ben kardeşimi, sen de oğlunu kaybettin. Çaresizlikten ölmelerine engel olamadık. Maalesef hiçbirimiz geçmişi değiştiremeyiz ama geleceğimizi değiştirebiliriz. Bu tamamen kendi elimizde. Şon'un öldürülmesinin intikamını almak için çok fırsatım olacak. Ama senin de buna fırsatın olmalı amca. Şimdi git yık şunu. Yeah!
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.